karakterimiz omuçu gösteriyor ve her sabah olduğu gibi Seçim Aktüel'de bu sabah da birlikteyiz. Bugün iki konuğumuz olacak Seçim Aktüel'de. Saadet Partisi ile ittifak yaparak seçime giren Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici ve AK Parti İstanbul 3. Bölge 2. sıra adayı Özlem Zengin'le seçim çalışmalarını konuşacağız. İlk konuğumuza başlayalım istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Destici. Hoş bulduk Burcu Hanım. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün seçim beyannamenizi konuşacağız. Milli İttifak seçim beyannamesini, evet. Seçime yönelik çalışmalarınızı konuşacağız. Çok az bir süre kaldı. Öncelikle seçime Saadet Partisi çatısı altında giriyorsunuz. Burayla başlamak istiyorum. Aday belirleme sürecinde sıkıntı yaşandı mı? Taban bunu nasıl karşıladı? İsterseniz bununla başlayalım. Biz tabii Türkiye'de biliyorsunuz antidemokratik bir anayasa ve ona bağlı olarak çıkarılan antidemokratik yasalar var. Seçim yasası da bunun başında geliyor. Türkiye'nin demokratikleşememesinin, temsilde adaletin sağlanamamasının ve gerçekten toplumda huzur ve barışın tam olarak tesis edilememesinin ana sebeplerinden bir tanesini de bu olarak görüyoruz. Ve biz bunun değişmesi için çok büyük uğraşlar verdik. Sadece bu seçim öncesi değil, 2001 yılından beri yani bu temsilde adaletin ve yönetimde istikrarın sağlanması adına seçim sistemimizde değişiklik yapılmasını arzu ettik. Çünkü bu darbe anayasasının, darbecilerin getirdiği bir yasaydı ama maalesef Türkiye'yi yönetenler buna sığındılar. Yani tek başlarına iktidarlarını devam ettirme adına hem mevcut hükümet hem bundan önceki hükümetler maalesef bu konuda yasal bir adım atmadılar. Biz tabii ülkemizin içinde bulunduğu şartlar, en önemli problem maalesef kamplaşma, ayrışma, bölünmeye doğru giden bir süreç, çatışma, çevremizdeki gelişmeler, ekonomideki gelişmeler, adalet sistemindeki gelişmeler, bütün bu olumsuzluklar toplumun önemli bir kesiminde bu şikayetler had safhaya ulaştı. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de mesela son dönemlerde baktığınız zaman başta Sayın Arınç olmak üzere pek çok isimden duayen diyebileceğiniz siyasetteki ve AK Parti önemli hizmetler yapmış isimden de çok büyük itirazlar, haksızlıklara karşı sesler yükseliyor. Bir kısmı sesini söyleyemiyor, kenara çekiliyor ama bir kısmı söylüyor. Biz burada AK Partililerin de içinde olduğu, yani şikayetçi olduğu, herkesin oluşabileceği bir geniş mutabakat aradık aslında. Yani niş tabanlı bir ittifak aradık. Bir iktidar alternatif koyalım milletin üzerine. Yani toplumda yeniden barışı, birliği, huzuru tesis edecek. Ekonomide büyük atılımlar gerçekleştirecek. Sanayicimizi destekleyecek, üreticimizi destekleyecek. Rant ekonomisinden, tüketim ekonomisinden, israf ekonomisinden üretim ekonomisine geçecek. Tasarruf ekonomisine geçecek. İhracat ekonomisine geçecek. Öbür taraftan yargıda adaleti tesis edecek bir, yani her şeyde olumlu işler yapacak bir birlik aradık. Burada da dediğim gibi meclisin iki güçlü siyasi partisi, hemen Türk siyasetine baktığınız zaman yani her seçimde aşağı yukarı 4. 5. 6. sıralar almış iki siyasi parti. Biz bir araya geldik. Dediğim gibi bu çatının geniş olmasını arzu ediyorduk ama bununla sınırlı kaldı. Tabii burada kamuoyu araştırmaları da yaptık. Yani böyle bir işbirliğine halkımız ne diyor, seçmen ne diyor, milletimiz ne diyor? Orada da yüksek bir potansiyeli olduğunu gördük. Yani iki partinin... Tepkiler olumlu yönde. Çok olumlu. Yani Burcu Hanım şimdi iki parti zaten milletin gönlüne yerleşmiş. Yani her ne kadar baraj problemi ya da başka etkenlerle size insanlar oy vermese de yüksek bir potansiyel var. Mesela Büyük Birlik Partisi şu anda kime sorarsanız sorun buna doğru değildir diyemeyecektir. Bizim %20'nin üzerinde bir potansiyelimiz var sadece Büyük Birlik Partisi olarak. Bir bu kadar Saadet Partisi'nin potansiyeli var. Yani bu dediğimiz, insanlar bunu söyleyince şöyle anlıyorlar. Ya işte Destici %36 alacağını söyledi. Ben öyle bir şey söylemiyorum. Ben gerçekçi bir insanım. Ben diyorum ki iki partimizin maksimum potansiyeli %36. Yani bütün şartlar bizim lehimize gelişirse. Ama mevcut potansiyelimiz ne diye baktığınızda biz 3 tane ciddi saha çalışması yaptırdık bu işbirliğini yapmadan önce. Orada da %20'lere varan bir potansiyel gördük. Yani iki partinin mevcut potansiyeli. Yani alabileceği potansiyel. Bunun üzerine bu işbirliğini gerçekleştirdik. Ve burada da çok rahat bir şekilde bu potansiyelin yarısını bile aldığımızda barajı geçtiğimizi gördük. Biz zaten 7 Nisan'da seçim işbirliği yaparak listelerimizi ortak vererek barajı açtık. Bizim bugün baraj diye bir problemimiz yok. Listeler nasıl oluştu derseniz, tabi burada bir kriter belirledik. O da şuydu. Evet. Her iki seçimi de baz alarak, yerel seçim ve genel seçimleri 2014 ve 2011'i bizim önde bitirdiğimiz seçim çevrelerinde biz ön sıraları, birinci sıralardan başlayarak Saadet Partisi'nin önde bitirdiği çevrelerde Saadet Partisi. Ama burada tamamen buna sadık kaldınız mı veya uydunuz mu derseniz uymadık. Neden uymadık? Mesela diyelim ki Urfa ilimizde, Şanlıurfa ilimizde.
biz önde bitirmişiz seçimi ama Saadet Partisi'nden müracaat eden arkadaşımızın daha fazla oy alabileceği ya da daha yüksek temsil yapabileceği kanaati oluşunca o ilimiz bizi arayarak ya işte burada bu arkadaşımız olsun. Yani o kadar centilmen ve böyle karşılıklı iyi niyetler oldu ki hiçbir yerde aday göstermede bir problem yaşamadık. Listelerimiz zaten aşağı yukarı %50 %50 şeklinde oluştu. Mesela Mardin'den Ahmet Özal Bey, biliyorsunuz birinci sıra milletvekili adayımız ve şu anda kendisi de bölgede çalışıyor. O da mesela çok istekli bir şekilde bizim mesela Büyük Birlik Partisi'nin normalde kontenjanı olan bir yerde ama biz seve seve dedik ki Ahmet Özal Bey bizden adaysa buyursunlar. Tabii ki biz ona orayı verdik ve kendisi oradan aday oldu. Şimdi dolayısıyla da biz burada hiçbir sıkıntı yaşamadık ve şu anda da baktığımız zaman genel başkanlardan başlayarak zaten toplum ve kamuoyu da bu uyumu görüyor. Genel başkanlardan başlayarak parti yöneticilerimiz, üst düzey ve ilçe teşkilatlarımız, tabanımız arasında müthiş bir uyum var. Bizim de beklediğimizin, tahminlerimizin üzerinde bir uyum var. İnşallah bu herkese örnek olur diye düşünüyorum. Aslında biz bir demokrasi dersi de verdik. Yani herkesin ayrıştığı, bölündüğü bir yerde toplum birlik istiyor, beraberlik istiyor. Ülke meselelerine, millet meselelerine, yakın coğrafya meselelerine birlikte bakılsın, ortak hareket edilsin istiyor, çözüm üretilsin istiyor. Biz bu konuda ciddi bir adım attık. Hiçbir kompleksim yok benim. Yani ülkem adına, milletim adına siyaset yapıyorum. Ve dolayısıyla da ülkem için, devletim için, milletim için, coğrafyam için ne gerekirse ben onu yaparım. Hiçbir kompleks de taşımam. Dolayısıyla da bugüne kadar da taşımadım. Çünkü biz inandığımız bir yolda yürümeye devam ediyoruz. Ülkem için, milletim için, devletim için Saadet Partimizle biz bir araya geldik. İnşallah milletimiz de bu birlikteliği onayladı gözüküyor. Biz dediğim gibi güçlü bir grupla inşallah meclise gireceğiz. İktidar ya da iktidar ortağı olacağız ve ülkemizin istikrarına kavuşması için, birliğin tesis edilmesi adına, müreffeh bir Türkiye için herkesin güvenli, özgür bir şekilde yaşayabileceği bir Türkiye'yi inşallah hep birlikte inşa edeceğiz. Evet, bu baraj konusunu aslında az önce değinmişken hemen de bu soruyla devam etmek istiyorum. Siz iktidara gelirseniz bu seçim barajı konusunda neler yapacaksınız? Şimdi bir kere şunu söyleyeyim. Biz yeni sivil demokratik bir anayasa yapma taahhüdünü veriyoruz. Bunu daha önceki siyasetçilerimiz de verdi, mevcut iktidar da verdi ama yapmadılar. Yapabilirler miydi? Yapabilirlerdi. Mevcut iktidarın hiçbir mazereti yok. Yani neden birinci dönemde anayasa değiştirecek çoğunluğu milletimiz kendilerine verdi, yapmadılar. İkinci dönem referandumla değiştirme çoğunluğu verdi, yine yapmadılar. Üçüncü dönem %50 ile iktidar verdi, yine yapmadılar. Dolayısıyla bu iktidarın yeni anayasa diye bir derdinin ben olmadığını düşünüyorum. Aynı şekilde seçim kanunu demokratikleştireyim diye de bir derdi olmadığını düşünüyorum. Sadece kendi iktidarını sürdürecek bir formül neyse kendini rahatlatacak onların üzerinde duruyor. O tür yasaların üzerinde duruyor. Bu doğru değil. Biz tam tersine milletimizi, demokrasimizi ve devletimizi ilgilendiren yasalara öncelik vereceğiz. Seçim barajını muhakkak sıfırlayacağız. Seçim bir de yardım var biliyorsunuz, hazine yardımı. Yani düşünün ki böyle bir adalet olabilir mi? Böyle bir sistem olabilir mi? Adı seçim yardımı. Seçime 20'ye yakın parti giriyor. 530 trilyonu 3 parti alıyor. Bir kere bu dünyanın hiçbir yerinde olmayan çok yüksek bir yardım. Bir kere bunu düşürmek lazım. Asgari minimize etmek lazım. Çünkü bu kadar borcu olan asgari 12 milyon çalışanınızın 6 milyonun asgari ücretli olduğu bir yerde 530 trilyon ne demek ya? Ben şimdi görüyorum. Yani Allah'tan korkmuyorsanız kuldan utanın. Yani yasak. Geldiğimizde İstanbul'un her tarafında AKP'nin bayraklarıyla donatılmış. Sayın valiye, sayın emniyet müdürüne, sayın belediye başkanına da sesleniyorum. Yani diğer partilere yasak da. Niye iktidar partisine serbest kardeşim? Yani biz diyoruz ki madem toplantı yapılmış, herkesin bu kurallara uyması gerektiğini düşünüyoruz. Biz barajı sıfırlayacağız, temsilde adaleti sağlayacağız, bununla da kalmayacağız. Biz seçim işbirlikleri, bizim yaptığımız şu işbirliği şu anda yasal değil. Yani biz istiyorduk ki halbuki iki partinin amblemiyle seçime girilebilsin. Bunu da yasal bir zemine oluşturacağız, kavuşturacağız. Şu anda biz Saadet Partisi'nin çatısı altında seçimlere giriyoruz. Yani Milli İttifak'a oy verecek kardeşlerimiz seçimde 7 Haziran'da Saadet Partisi'nin amblemi altına mührü basacaklar. Ve biz ne diyoruz? Vatandaşlarımıza gel diyoruz. Yani çok Mevlana'nın dediği gibi Yunus'un sevgisiyle, Mevlana'nın hoşgörüsüyle, Hacı Bektaş'ın, Hacı Beyram Veli'nin inancıyla gel diyoruz. Sonra diyoruz ki kendine gel diyoruz. Kendine gel derken özüne dön. Yani biliyorsun bizim milliyetçilere titre ve kendine gel, özüne dön diyoruz. Daha sonra da diyoruz ki nereye geleyim dediğinde vatandaşlarımız, diyoruz ki Saadet'e gel diyoruz.
Yani tamam mı? Huzura gel, saadete gel, birliğe gel diyoruz. İnşallah biz bütün vatandaşlarımızı huzura, birliğe, kardeşliğe ve 7 Haziran'da saadete bekliyoruz. Evet, birlik beraberlik çatısı altında yürüyoruz dediniz. Tabii bununla birlikte gündemin önemli konuları da var. Tabii. Tartışmalar, koalisyon tartışmaları, başkanlık sistemi tartışmaları ve tabii çözüm süreci. Başkanlık sistemiyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Şimdi biz Türkiye'nin bir sistem problemi olmadığını düşünüyoruz. Problemi şuradan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bakın 12 Eylül'ü yapan darbeciler, işte Kenan Evren öldü. Şimdi parlamenter sistemde güçlü bir cumhurbaşkanlığı yapısı oluşturdular, yetki verdiler. Neden? Çünkü kendisi cumhurbaşkanı olacaktı ve sivil hükümetleri denetlemek için bunu yaptı. Daha sonra gelen hükümetlerde, sivil iktidarlarda bunu değiştirmediler. Yapılacak iş gayet basit Burcu Hanım. Parlamenter sistem, güçlü bir parlamenter sistem, çünkü Türkiye'nin demografik yapısı, siyasal yapısı, etnik yapısı, mezhebi yapısı, bütün bunlar Türkiye'nin parlamenter sisteme şu süreçte zorunlu bir mecburiyetinin olduğunu gösteriyor. Çünkü temsilde adaleti sağlamazsak, biz toplumun bütün kesimlerini parlamentoya taşımazsak, yönetime katmazsak toplumda huzursuzluk meydana gelir. Yani dışlayamayız hiç kimseyi. Dolayısıyla herkesin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmesi ve yönetimi ortak edilmesi lazım. Biz bunu vaat ediyoruz. Burada yapılacak olan nedir? Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi bir yetki karmaşası veya çift başlılığı ortadan kaldırmanın yolu başkanlık sistemine geçmekten geçmiyor. Esed'in Suriye'si de başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Saddam'ın Irak'ı da başkanlık sistemiydi. Kaddafi'nin Libya'sı, Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetleri başkanlık sistemiyle yönetiliyor. Yani başkanlık sistemi dertlerin çaresi değil ki. Tam tersine şu anda nasıl bir başkanlık istiyor diye bakıyoruz Tayyip Erdoğan ve AKP'nin zoraki. Yoksa Sayın Davutoğlu burada gönüllü değil. Bir insan bile bile kendisinin görevini sona erdirecek bir sistemi arzu eder mi? İnanmadığı bir şey yazdı beyannamesine. Ben bunu söyleyeyim yani. İnanmadığı bir şey yazdı. Ama burada mesele şu. Şimdi burada parlamenter sisteme göre biz Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini Almanya Cumhurbaşkanı'nın seviyesine indirelim. Zaten mesele kendiliğinden hallolmuştur. Yani iki başlık da ortadan kalkar. Yani yönetimdeki bu istikrarsızlık da çift başlık da ortadan kalkar. Dolayısıyla da gömleğin dar geldiği falan yok. Yani Türkiye'yi yönetenler bu millete, bu ülkeyi dar ettiler. Onun farkında değiller. Yani başkanlık tartışmaları bana göre gereksiz ve Türkiye'yi yoran bir tartışmalar. Ama Tayyip Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın şöyle bir huyu var, karakteri var siyasette. Her seçimde bir konu üzerine odaklaşmak, toplumu kamplaştırarak ve onun üzerinden oy devşirmek. Şu anda sahalarda olmasının sebebi de o. Ben yakıştıramıyorum kendisine. Yani bir, sahalarda olmasını doğru bulmuyorum. Anayasanın üzerine yemin edilmiş. O anayasaya sadık kalınması lazım. Tarafsız olunması lazım. Adil davranılması lazım. Bu Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışmıyor. Muhalefete laf yetiştirmek de yakışmıyor. Muhalefet bir takım vaatler ortaya koyuyor, bir takım sözler söylüyor. Buna cevap verecek olan Sayın Cumhurbaşkanımız değildir. Buna cevap verecek olan Sayın Davutoğlu'dur. Eğer Sayın Davutoğlu'nu yetersiz görüyorsa o zaman değiştirir Adalet ve Kalkınma Partisi. Daha yeterli birisini başbakan yapar diye düşünüyorum. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın ona arka çıkması ve meydanlarda onun eksiğini kapatıp muhalefete laf yetiştirerek Adalet ve Kalkınma Partisi'nde oy toplamaya çalışması kabul edilebilir bir durum değildir. Aslında bana göre anayasalda bir suç işliyor. Biz kendisinden tarafsız olmasını, adil olmasını ve her partiye eşit bir noktada durmasını bekliyoruz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkanım. Ben sadece bir iki vaadimizi söyleyeyim. Lütfen buyurun. Vaktimiz çünkü, yetmedi ama ben estağfurullah. Tabii ki buyurun. Biz tabii önce adalet vaat ediyoruz. Yani yargı sistemini bağımsızlığını tam olarak tesis edeceğimizi vaat ediyoruz. İkincisi demokratikleşme vaat ediyoruz. Mesela hiç kimsede olmayan bir şey var. 150 bin imza ile vatandaşlarımız istedikleri konuda meclise yasa teklifi verip mecliste yasaların çıkarılmasına ortak olabilecekler. Tabii biz her yıl 100 bin kişiye bedava ev vermeyi vaat ediyoruz. Bütün lise, ilköğretim ve orta öğretimde okuyan çocuklarımıza öğle yemeği bedava, sıcak yemek ve servis vaadi veriyoruz. Bütün emeklilerimize, bakın sadece emeklilere değil, bazı partilerimiz sadece emeklilere söylüyor. Canım emekliler bayram kutluyor da memurlar kutlamıyor mu? Biz bütün emeklilere, memurlara, ikramiye almayan işçilere, dul yetim, yaşlı maaşı alanlara, şehit yakını maaşı alanların tamamına iki bayram ikramiyesi vermeyi, bununla sınırlı kalmayıp maaşlarına %50 zam yapmayı vaat ediyoruz. Öbür taraftan asgari ücreti mutlaka vergiyi kaldıracağız ve asgari ücretinin açlık sınırı üstü olan 1500 TL'ye çıkartacağız. Taşeron işçiliğe, modern köleliğe mutlaka son vereceğiz. Çiftçilerimize mazotu
1 liradan vereceğiz, ÖTV'yi, KDV'yi kaldıracağız, nakliyecilerimize, otobüsçülerimizde KDV'yi kaldıracağız mazottan. Öbür taraftan bütün bunları biz söylediğimizde diyorlar ki kaynağı nereden bulacaksınız? Milletin kaynağı fazla. Bakın 452 milyarlık bizim bütçemiz var. Bitiriyorum, son cümlelerimi söylüyorum. Biliyorum sıkıştırıyorlar sizi de arkadan. %10 tasarruf 45 milyar. Türkiye'nin 800 milyar dolar gayri safi milli hasılası var. %10 büyüttüğümüzde 40 milyar dolar, 5 büyüttüğümüzde TL olarak karşılığı 135 milyar dolar. Etti 45 daha 180 milyar dolar. Bizim bütün vaatlerimizin toplamı 90 milyar dolar. Geriye kalan 90 ne yapacaksınız, saray mı yaptıracaksınız derseniz hayır, saray yaptırmayacağız. Yeni uçak almayacağız, yeni araba almayacağız. Mehmet Görmez'e teşekkür ediyorum. Örnek oldu. Herkesin ona uyması lazım. O tür arabaların iade edilmesi lazım. Geriye kalan 90 milyarı da sanayicimize, esnafımıza, çiftçimize vereceğiz ve üretimi hep birlikte büyüteceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum teşekkür Sayın ederim. Destici. Yayınımıza geldiğiniz için. İnşallah seni zor duruma düşürmedim. Estağfurullah, her zaman biraz bekleriz. Biraz uzattık. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Evet, ilk konuğumuz Saadet Partisi ile ittifak yaparak seçime giren Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'ydi. Ve ikinci konuğumuza devam edelim.